Ya da bir yerlerde bir şeyler mi içsek? Yorgunum ben. Celal Bey? Ben görev başında içmiyorum. Artık bir görevin olduğunu sanmıyorum. Yani istiyorsan gidip içebilirsin. Bu ilişkide ciddi boyutta bir hasar meydana gelmiş anladığım kadarıyla. Yok abi, çoktan perte çıktı diyebiliriz bence. Ben anlaşmamı Aziz Bey'le yaptım. Ancak ondan bozarım. Ben de kendi hayatım hakkında kararlar verebilecek yaştayım. Öyle mi? O kararlar sizi tehlike sokuyor ama. Belki de ben tehlike seviyorumdur. Gördük. Ne oldu abi? Olay sandığımdan daha ciddi boyuttaymış. Neymiş o ciddi olan? Aranızdaki şey, Celal Bey. Elektrik, çekim çekim. Yani doğu ile batının, kuzey ile güneyin karşı konulmaz birleşimi. Siz birbirinize dokunmaya korkuyorsunuz ama nefesleriniz birbirine değdiğinde o kutsal ışık etrafa saçılıyor. Görüyorum dostlarım, görüyorum kardeşlerim. Burada çok acayip bir aşk hikayesi görüyorum maşallah. Abi saçmalama istersen lütfen. Canım benim, abin işi saçmalamak. Ben hayatım boyunca saçmaladım. Ama bir konu var ki o konuda da hiç yanılmam, iyi bilirsin. Nedir o konu Necati Bey? Zıtlıkların birliği Maraşlı Bey. Diyalektik, diyalektik. Sarhoş, çok sarhoş, boş ver. Ay siz çok yaşayın. Siz binin. Alo. İlhan. Efendim. Baban rahatsızlanmış, geçmiş olsun. Sen nereden biliyorsun? Yapma, birbirimize bu kadar yabancı mıyız? Ne istiyorsun? Bu olup bitenlerden sonra konuşamadık. Seni bekliyorum. Otoparktayım. Anlamadım. Hastanede misin? Evet, hastanenin otoparkındayım. İstersen ben geleyim diyeceğim ama orada şimdi kimseyi rahatsız etmek istemem. Geliyorum ben. İstikmal koptu. Yakalayacaklar. Asacaklar bizi buradan, asacaklar. Sadık dur, bir sakin ol. Git, kaçalım buradan. Bey'e haber ver. Kimseye görünmeden kaçalım. La havle, adam şaşırdın mı? Bittik diyorum Nura, mahvolduk. Bir şey olduğu yok. Kaç yıl oldu, geçmiş gitmiş. Belki de eriyip gitti kemikler. Bu kadar yılda kemik erir miymiş ha? Görmüyor musun? Televizyonda eski mezarları kazıyorlar, kemikler hala çıkıyor. Belki yanlış yeri kazdın, belki yerini unuttun. Kaç kere söyleyeceğim Nurhan? Ben kazdım, ben gömdüm. Biri almış kemikleri. Saçma sapan konuşma bir adam. Kim alacak? Ne bileyim, almış işte. Bırak, unut bu meseleyi. Ceset yoksa mesele de yok. Senden benden başka var mı bilen? Niye böyle yapıyorsun be adam? Doğru söylüyorsun aslında. Senden benden başka plan yok Nurhan. Yok. Gel otur şöyle. Deli deli konuşup beni korkutma Sadık. Ne istiyorsun? Ne istediğimi artık tahmin ediyorsun herhalde. Öldürecek misin beni? Beni çok yanlış tanıdın İlhan. Ama mecbur bırakırsan tabii ki. Harika. Bak, yaptığın hataları tekrarlama. Seninle çok güzel bir geleceğimiz olabilir. Sana bembeyaz bir sayfa açalım diyorum. Sen bizi polise gambazlıyorsun. Oluyor mu? Yakışıyor mu? Hiç yoktan kalbimi kırıyorsun. Buradan bakınca pek kalbin varmış gibi durmuyorsun. Diyorum işte. Yanlış tanıdın beni.
Bak ben uyuşturucu işine falan giremem. Hele şirket üzerinden asla. İstersen öldür beni. Bazen bunu gerçekten istediğini düşünür gibiyim. Ben yokum, tamam mı? Gerekirse babama her şeyi anlatacağım. Sıkıldım, yoruldum. Uykularım kaçıyor. Yakında hastanelik olacağım. Ben yokum, tamam mı? Seninle de arkadaşlarınla da iş yapmam. Asla. Ben bu şirkete hayatımı verdim. Gazetelerde ellerimde kelepçeyle boy boy fotoğraflarım çıksın istemiyorum. Tamam. İkna oldum. Bu iş sana göre değil. Yani? Ne olur bulaşma bana. Şirkete de. Bak ben para bulacağım, hisseleri geri alacağım. Tamam mı? Tabii. Ne demek? Ciddi misin? Evet. Ben seni anladım İlhan. Sen o adam değilsin. Daha fazla ısrar etmeyeceğim. Ben başımın çaresine bakarım. Alo. İlhan hadi neredesin? Arabada seni bekliyoruz. Geldim, geldim. Hadi. İlhan, tekrar rahatsız ediyorum ama madem ilişkimiz sona erdi. Ben de sana ait bazı fotoğraflar var. Onları vermeyi unutmuşum. Ne fotoğrafı? Gönderiyorum şimdi. Sen nasıl bir manyaksın acaba? Geliyorum oğlum. Ne oldu İlhan? Yok bir şey. Niye öyle bakıyorsun? Thank you.